Selamlar. Selamlar herkese. Bugün birlikte gerçekten Mayıs ayı boyunca başka hiçbir şey yapmamama neden olan makyaj rutinimi sizinle paylaşmak istiyorum. Yani elim başka hiçbir şeye gitmiyor. Hep bu şekilde makyaj yapıyorum ve kendimi bu şekilde açıkçası çok beğeniyorum. Bu ay böyle bir şey oldum. Kendime bir tek bu makyajla güzel görür oldum o boyutta. Başka da hiçbir şey yapmaya ihtiyaç duymuyorum ve bence çok pratik, çok hızlı bir makyaj. O yüzden sizinle bir an evvel bu makyajı paylaşmak istiyordum. Çünkü ben çok seviyorum dediğim gibi. Belki siz de seversiniz. Aslında çok böyle farklı bir şey yok ama kullanmayı alışkanlık haline getirdiğim ürünler ve aynı zamanda böyle çok pratik bir metodum var. Yani aslında gördüğünüz bir metot ama ben daha yeni uygulamaya başladım. O yüzden sizinle paylaşmak istedim bu makyajımı. Umarım siz de beğenirsiniz. Fazla lafı uzatmayalım ve makyaja başlayalım. Şimdi her zamanki gibi tabii ki cildimi öncesinde nemlendirdim geldim. Ama dudaklarımı her zamanki gibi tabii ki nemlendirmeyi unuttum. Yves Rocher'in Hindistan cevizli değil, pardon, vanilyalı balsamını kullandım bunun için. Sonrasında gelelim makyajın ilerleyen adımlarına. Şöyle öylesine bir saçımı her zamanki gibi tutturdum. Makyaja ilk olarak gözlerimden başlıyorum. Öyle diğer hiçbir şey yapmadan bayağı bildiğiniz önce gözlerimi hallediyorum. Yani Mayıs ayının başından beri, hatta Nisan ayının sonu, Mayıs ayının başı bile diyebilirim. Bu süre içerisinde hep bu tarzda uygulama yaptım. Peki ne yapıyorum? Beauty's Drag It Eyeliner'ımı alıyorum ama bendeki kahverengi olanı. Günlük makyajlarımda kahverengi eyeliner kullanmayı aşırı sevdim. Aslında böyle açık bir renk değil, yani bayağı koyu koyu bir kahverengi. Siyaha dönük bir kahverengi. Ama o siyahın sertliği ne olursa olsun olmuyor. Böyle bir tık daha kırık bir ton. O yüzden böyle elim çok fazla bu eyeliner'a gitmeye başladı. Kahverengi eyeliner'ı çok fazla günlükte kendimde görmeyi sevmeye başladım. Gelelim bu uygulamayı nasıl yaptım kısmına. Şimdi önceden hani hep şey derdim. Gözünüzün ortasından başlayın. İşte kuyruk çizgisini belirleyin falan, kaşınızla hizalayın, kuruk oluşturun. Ama ne olursa olsun hani bu yöntemi yaparken kendimde de hep şu sıkıntıyı yaşardım. Hani kaşımla hizalıyorum ama bir taraftan hep farklı çıkıyor. İşte bir taraf daha dik, bir taraf daha yatay çıkıyor falan. Hani kuyruk oluşturma kısmı beni hep yoran bir kısımdı. Biliyorum ki herkesi yoran, artık herkesin eyeliner'da illallah ettiği bir durum bu kuyruk durumu. Ben de şöyle bir şey yapmaya başladım. Başlangıçta sadece iki gözümde eyeliner'ın kalınlığının eşit olmasına önem veriyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Yine gözümün orta kısmından eyeliner'ımı oluşturmaya başlıyorum. Rahat bir şekilde, gerçekten hiç kendimi kasmıyorum. Böyle orta kısımdan dışarıya doğru çekiyorum eyeliner'ımı ve böyle istediğim bir kalınlığa getiriyorum. Gözümün iç kısımlarında daha mümkün olduğunca ince bir eyeliner oluşturmaya çalışıyorum ve tabii ki dış kısma doğru giderken bu eyeliner'ımı bir miktar kalınlaştırıyorum. Öncelikle bu düz çizgiyi çekiyorum. Sonrasında şöyle bir olay yapıyorum. Dıştaki kalınlığı, yüksekliği belirledim ya. Yüksekliği belirledim ya derken, içte daha ince, dışta daha kalın oluyor ya ne olursa olsun. Bu kalınlığı belirledikten sonra bayağı bildiğiniz böyle dümdüz çekmeye başladım. Bu şekilde. Aynısını diğer gözümde de yapıyorum. Bakın, önem verdiğim tek şey şu anda kalınlık. Bu gözümde de yine gözümün en iç kısmına da getirdim. Gözümün orta kısmından dışa doğru eyeliner'ımı kalınlaştırdım ve bakın yine öylesine gelişi güzel bir şekilde iyice dışarıya doğru onu uzattım. Saçma sapan boyadım. Bu saçma sapan olayı iki gözümde de yaptıktan sonra, yani ya bir makyaj hani böyle disk pamukla ya da bir kulak pamuğuyla, fark etmez. Genellikle disk pamuğu daha çok tercih ediyorum bu arada. Miseler suyumu alıyorum. Şu an kullandığım Watson's'ın miseler suyu. Dümdüz aynama bakıyorum ve alt kirpik dibimden hizalayıp yukarı doğru temizliyorum. Yani daha çok temizleyerek bir eyeliner oluşturuyorum. Günlük kullanımda hızlı ve pratik olması açısından ben bu yöntemi çok sevdim. Hep bu yöntemi kullanmaya başladım. Bence mümkün olduğunca hani eşit gördüğüm boyutta bırakıyorum. Sonrasında son zamanlarda hep bu maskarayı görmekten büyük ihtimalle bıktınız ama hep bu maskarayı kullanıyorum. Pastelin Multidimensional maskarasını alıyorum ve hızlıca şöyle hemen özellikle dış kirpiklerime, gözümün dış kısmına kirpiklerime maskaramı uyguluyorum ve kirpiklerimi belirginleştiriyorum. Günlük bir uygulama olduğu için böyle gözlerimi belirginleştirmek tek amacım oluyor. Hani aşırı böyle kirpiklerime yoğun maskara uygulaması yapmıyorum. Mümkün olduğunca daha doğalda bırakıyorum. Zaten fırça hacim veren ve uzatan bir fırça. O yüzden hani ikinci kata falan hiç gerek yok. Çünkü ikinci ve hatta üçüncü katta gerçekten kirpikleri takma kirpik boyutuna getiriyor. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Günlük kullanıma uygun bir şekilde
şekilde az bir miktar uyguluyorum. Tek amacım böyle gözlerimi güzel belirginleştirmek oluyor. Bu şekilde hızlı ve pratik bir göz makyajı yaptıktan sonra gerçekten bu noktada bitiriyorum. Hiç başka bir şey uygulamıyorum. Geliyorum ten makyajına. Ten makyajında güneş kremi kullanıyorum. Güneş kremi olarak tercihim La Roche-Posay'ın bu renkli ürünü. Bendeki koyu olan rengi tabii ki. Ama bana tabii ki bu dönemde koyu geliyor. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Böyle bir miktar uyguladıktan sonra genellikle yüzüme bu şekilde sıkıyorum açıkçası. Hızlı olması açısından. O yüzden şu an size de öyle gösterdim. Şöyle yine elimle yüzüme eşit dağılmasını bu ürünün sağlıyorum. Yoğunluğunu duruma göre arttırıyorum açıkçası. Mesela şu an bence bir tık daha gerekiyor. Biraz yoğun güneş kremi kullanıyorum. Çünkü retinol kullanmayı bıraktığım an ne yazık ki cildim sivilce yapmaya başlıyor. Hele ki stres vesaire tetikleyen bir şey olduğunda hiç affetmiyor. Sivilceye ne yaparsam yapayım çok meyilli bir cildim var. O yüzden en iyi kurtarıcım retinol. Haliyle haftada bir, haftada iki hala güneşe rağmen akşamları retinol kullanmam gerekiyor. Ve yüzümü çok iyi korumam gerekiyor. Normalde biliyorsunuz böyle aşırı yoğun miktarlarda güneş kremi uygulayan bir insan değilim. Ama retinol kullandığım için biraz açıkçası arttırdım. Kuru süngerimle, bu çok önemli bir detay, kuru sünger kullanmaya başladım. Gördüğünüz gibi hemen bu güneş kremimi dağıtıyorum. Islak sünger kullanmıyorum çünkü zaten güneş kreminin yoğun bir yapısı var. Ağır hissettiriyor. Bir de üstüne ıslak sünger kullandığımda o güneş kremi ıslak ıslak oluyor. Zaten ağır bir yapısı var ve iyice tenimde ağır hissediyorum. Ama bu şekilde kuru bir sünger kullandığımda güzel cildime ürünü yediriyorum ve o ağır hissi azaltıyor bence. Hani bu güneş kreminin o ağırlığını aldığını düşünüyorum. Göz altlarıma pek getirmiyorum gördüğünüz gibi. Aslında burada güneş kreminin göz altlarına da uygulanması gerekiyormuş. Yaşlılık çizgilerinin gecikmesi için ama ben pek hoşlanmıyorum. Böyle süngerimde kalanı çok hafif geçiyorum. Yoğun bir ürün geçmiyorum. Gözlerime geldiğimde L'Oreal'in Infallible Modern Concealer'larından 332'sini kullanıyorum. Çünkü zaten şu an gördüğünüz gibi yüzümdeki koyu renk bir ürün. Bu ürün zaten şu an yüzümdeki bu üründen daha açık bir ürün. 332 numaralı olanı şimdi göreceksiniz zaten. Kalın yapılı bir ürün. O yüzden çok yoğun miktarlarda uygulamıyorum. Bir batırma yapıyorum ve normalde bu kadar bile dağıtmıyorum da şu an daha iyi görünür rengini diye dağıttım. Normalde şöyle noktalar halinde koyuyorum ve bırakıyorum. Yine kuru süngerimle bu sefer hani diğer tarafıyla süngerimin hemen bu kapatıcımı dağıtıyorum. Islak sünger ya da fırça kullanmıyorum. Bu şekilde daha ince bir yapı elde ediyorum ve dediğim gibi makyajı ağırlaştırmıyorum. Yüzümde ağır bir şey hissetmek istemiyorum. Özellikle ben yaz aylarını pek sevmeyen bir insan olarak hani yüzümü ne kadar hafif hissedersem bu aylarda benim için açıkçası o kadar iyi. Öteki türlü biraz gergin bir insana dönüşüyorum. Şöyle süngerimde olan ürünü hemen yüzümün orta kısmından geçtim. Böyle bir tık aydınlatma yaptım. O aşırı koyuluğu azalttım ve hatta şu bölgelerden geçtim. Biraz da böyle kontürlemiş efekti yarattım. Aynı şekilde diğer gözümü dağıtıyorum. Açıkçası pudralama işlemi yapmıyorum. Bu haliyle bırakıyorum. Çünkü yoğun bir ürün uygulamadım kapatıcı olarak. Ve bu herhangi bir sorun olmuyor. Ama mesela çok daha sıcak günlerde şu an hani rüzgar falan var. O kadar terleme olmuyor. Ama daha sıcak günlerde mesela pudrayı çantanıza atabilirsiniz. Şuralarda mutlaka bir yağlanma olur çünkü. Ona müdahale etmek için. Çünkü sıcakta ciltler yağlanmaya daha meyilli oluyor her zaman için. Sonraki adıma gelelim. Revolution Blusher Reloaded'larından Peach Bliss olanını alıyorum. Çok güzel bir allık gerçekten. Daha önce kanalda kullanmış mıydık bilmiyorum. Kanalda neyi denedim neyi denemedim çok karıştı. Ama günlük makyajlarımda bu ürünü çok fazla sevmeye başladım. Bu şekilde daha şuraya uygulamayıp daha yine yüzümü en boy oranını sağlayıp daha kalkık göstermek adına neredeyse kontür uygular gibi bir allık uygulaması yapıyorum. Zaten kullandığım ürün koyu renk bir ürün olduğu için güneş kremi. Fark ettiyseniz bronzer kullanmıyorum ki bronzer herhalde bugüne kadar ilk defa bu kanalda bir makyajda görmüyorsunuz. Normalde benim en sevdiğim adımdır. Ama bu ay böyle makyajlarımda bronzer kullanma ihtiyacı hiç duymadım. Aksine böyle yoğun allıkla sağlıklı gözükmek çok daha hoşuma gitti. Açıkçası çoğunlukla highlighter da kullanmadım. Çünkü zaten öyle bir ürün ki bu güneş kremi fark ettiyseniz ciltte ıslak ıslak sağlıklı duruyor. O yüzden highlighter'a gerek duymadım. Zaten ne kadar az adım o kadar hızlı ve pratik makyaj biliyorsunuz ki. Gelelim bir sonraki adıma. Jol kaş şekillendirici jelimi aldım. Ya Jol kaş şekillendirici jelimi kullandım zaten ya da L'Oreal'in kaş serumunu kullandım. Plamen set. Hep bir tanesini kullandım desem yalan olur. Her zamanki gibi diş fırçamla yoğunluğunu kuyruk kısmına verip kaşlarımı bu şekilde yukarı yukarı taradım. Sonrasında dokunmadım. Kendisi zaten biliyorsunuz ki
düşüyor. Bence bu arada L'Oreal'in Plumian Set kaş serumu bundan çok daha iyi sabitleyen bir ürün. Çok daha iyi tutan bir ürün. Bu o kadar uzun süre tutmuyor. O gerçekten hani böyle çok bozmadığınız sürece işte sweatshirt böyle değdire değdire giymediğiniz sürece o kaş jeli hiç yani bozulmuyor. Kaşlar hiç düşmüyor. Bir yandan kurumasını beklerken bu diş fırçamı mutlaka her zaman kullanımdan sonra bir ıslak mendil yardımıyla temizliyorum ki sonraki uygulamalarında kaş jelimi gidip de kaşlarımda böyle beyaz beyaz o pütür noktaları bırakmasın. Çünkü orada kuruyor kuruyor ve pislenmeye başlıyor. Bir sürüm kullanmaktan genellikle hoşlanmam. Hiçbirinizin de hoşlandığını zannetmiyorum. Sonrasında gelelim ruja dedim ama rujlarım tabii ki kol çantamda. O yüzden alıp geliyorum. Çantamı aldım. Bakalım hangi rujlar çıkacak çantamdan. Güneş gözlüğü altına girelim. Aslında bakalım diyorum ama hangi rujun çıkacağını biliyorum ya da biraz samimiyetsiz oldu sanki. Hadi diğeri nerede? İki tane ruj kullanıyorum. Yani birbirini kullanıyorum. O gün hangisi kafama eserse ve diğerini de buldum. Biri bitmek üzere zaten yenisini almam lazım. Birincisi Kerimcan Durmaz'ın Peşinde koleksiyonuyla çıkardığı 2 numaralı neydi? Rujun adı Beverly Kiss'ti diye hatırlıyorum. Bu böyle toprak pembe ruju. Diğeri de, şimdi diğerini kullanacağım o yüzden bunu sadece gösterdim. Diğeri de Golden Rose'un kalem rujlarından, mat kalem rujlarından 27'si. Gördüğünüz gibi sefalet içerisindeyim. Bitti. Tanesi 40 lira olmuş bu rujların. Zamanında tanesini 8 liraya aldığım için. Yenisini almaya hiç kıyamıyorum. Burada kalem. Ama tabii bitince el mahkum alacağız. Nasıl uyguluyorum? Şöyle bir dudağımın üst kısmına her zaman önem gösteriyorum. Oraya çok gelişigüzel yapmıyorum. Dudaklarımı daha belirgin, dolgun göstermek adına üst kısmı bu şekilde net uyguladıktan sonra yapıyorum. Şöyle alttan da tabii ki geçiyorum. Böyle baya baya şu an ruj gözüküyor. Sonrasında mutlaka parmaklarımla üstünden geçiyorum rujumun ve onu doğallaştırıyorum kendimce. Çünkü böyle eskisi kadar aşırı belirgin rujlar değil. Böyle daha doğal duran rujlar şu an biliyorsunuz çok moda. Sonrasında son bir adımım var. Aslında dediğim gibi bunu genellikle makyajın başında da yapabiliyorum ama yani değişken bir adım, hani net bir şey diyemem. Deborah Milano markasının 24 Hour Marker Brow Marker kalemini alıyorum. Bendeki 3 numaralı olanı. Böyle 3 tane şeyi olan ne diyeyim bilmiyorum ama çatal uç gibi diye tabir ediyorum. Hep bir kaş markırı bu. Fark ettiyseniz bakın burada bir yoğunluk var ama burada bir seyreklik var. Onu eşitlemek adına hemen kaşıma bununla çizgiler çekiyorum ve şurada bir dengesizlik var geçişte. Doğal bir şekilde hemen onu hızlıca kıllar çizerek yok ediyorum. Aynı şekilde diğer kaşımın da bu seyrek kısmından geçiyorum ve bu şekilde makyajım bitiyor. Ve makyajımın son hali bu şekilde. Böyle belirgin eyelinerlı gözleri bu ay aşırı sevmeye başladım. Bu şekilde fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum. Makyaj bence çok doğal gözüküyor. Gözlerimin hani ten ürünümün bu kadar koyu olup gözlerimin böyle aydınlık kalmasını da çok sevmeye başladım. Zaten yakın zamanda güneş çıkar çıkmaz bronzlaşacağım. Tenim bundan da koyu olacak. Bu ürün de açık gelecek biliyorum. Ama işte esmerliğin bazı dezavantajları da bunlar. Ya ben bu makyajı çok seviyorum bilmiyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biliyorum çok farklı bir makyaj değil. Hani klasik bir makyaj ama aslında bu sene böyle eyeliner kullanmak da çok fazla moda. Hani özellikle dış tarafa böyle kuyruklar yapıp. Bu arada saçlarımı böyle de çok kullanıyorum. Hani açık haliyle tabii ki çok kullanıyorum ama saçlarımı yapmaya başladığım bir şey var. Bir sonraki videomda size onu göstereceğim. Bir de Mayıs ayında saçlarımı nasıl kullandığım videosu gelecek yani bundan sonra. Çünkü saçlarımı çoğunlukla o şekilde kullandım ve çevremdeki herkesten olumlu yorumlar alıyorum. O şekilde kullanmayı çok seviyorum. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Şu eyeliner uygulama şeklim hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Allah'a ben aşığım. Siz de beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü içeriğinde ışıltılar olmadan çok sağlıklı duran bir şeftali allık. Mat gibi gözüküyor ama mat değil. Böyle farklı bir ıslak bir sağlıklı duruşu var. O yüzden çok seviyorum. Allık hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Maskarayı kullanmamdan bıktınız büyük ihtimalle. Bu konuda beni her an yorumlarda yerebilirsiniz. Hazırım buna. Bunu da bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.